Biz hayatımızı koymuşuz. Yani vakfetmişiz adeta bu alanda İHS için. Benim 4 senem Güneydoğu'da geçti. Yani 40 metrekare bir odada 10 sene yaşadım. En son yine işte damat olduktan sonra Zeytin Dalı Harekatı'nda hangarda 4 ay yattım. Hangar değil, kabinde, konteynerde. Uçağın başından 100 metre uzaklaşmadım. Ondan sonra siz tutuyorsunuz, diyorsunuz ki sen şöyle yaptın. Ya ben para verdim ya, emek verdim. Paranın da kıymeti yok ki. Ruhunu koymuşum bu işe. Bu çocuklar da koymuş onu görüp. Sen tutuyorsun bunu. Ondan sonra oradan oturduğun yerden kirli siyasetine alet etmeye kalkıyorsun. 2009 yılının Haziran'ında kaçak bir şekilde Keşan'da uçağı uçurduk. İzin yok. Yoksa uçuramayız yani. Babam rahmetli öyleydi. İlk Minihaya da Garipçe'de, şu an babam mezarı. Garipçe'de ilk uçağı uçurmuştuk. Sarıyer'in Garipçe köyünü bilirsiniz. İlk uçurken Mini İnsan Savarıcı'nın jandarma gelmişti. Sizin bunu uçurmaya izniniz yok, uçuramazsınız dediği zaman babam rahmetli. Benim izne ihtiyacım yok. Sizin varsa izne ihtiyacınız, gidip alın derdi. Biz öyle uçururduk yani. Öyleydi rahmetli. Bayraktar TB2'nin ilk versiyonunda öyle uçtu. Sonra 2009 yılında şimdi uçuş gösterim davet edilmişiz. Rekabete açık. Herkes gösterecek. Ve o teminat mektubunu biz verdik ya, herhangi bir ödeme almadan. Kaç teminat paraydı? Mektubu verdik. Teminat mektubu 500 bin dolar. Nasıl ödediniz? O teminat mektubu tabii biz veremiyoruz. Teminat mektubu vermiyor hiçbir banka bize. Hiçbir banka baktığın zaman inanmıyor. Onun da detayını aktaracağım. Teminat mektubu, biz o zaman Kale grubu ile ortak olduk. Yani bizi çok ufak gördükleri için. Siz daha dediler, büyük siz bir ufaksınız, ortak buldunuz. Büyük grupla o zaman Kale grubu. Kale grubu da bu alanda çok tecrübesi olan çok değerli bir grup. Kale Baykar oldu. Evet, Kale Baykar olduk o zaman. Beraber onlarla beraberiz bu yani. Bu arada küçük bir not, hiçbir reklam değildir. Özel firmaların ismini alıyoruz ama meselenin özünü anlamak için reklam değildir. Evet. Şimdi biz o zaman teminat mektubunda Kale grubu verdi. Biz girdik 2009 yılının Ekim ayında. Bu arada tabii o kadar büyük engellemeler var ki işte pist yok, şey yok. Benim babamın o zaman rahmetli aort patladı. Diseksiyon oldu. Çok büyük. Yani babam ölüyordu. Bu çok sıkıntılardan dolayı. 2009 Ağustos ayında. Ağustos'tan 2 ay sonra da bizim demo uçuş gösterimi yapılacak Sinop'ta. Sinop'a davet ettiler. Biz Sinop'a gittik. Düşünün. Ben o zaman da Haluk Bayraktar olarak askerlik için askere gitmiştim. Kısa dönem askerliğim için İzmir'de askerlik yapıyordum. Selçuk Bayraktar liderliğinde, Selçuk Bayraktar dönmüş ekibin başında. Selçuk ekiple birlikte Sinop'a gitti Selçuk Bayraktar. Sinop'ta uçağı uçurmaya başladı. Uçağı uçururken iki uçakla biz gittik. Amaç ne? O kriterleri göstermek. Orada uçağı uçururken uçaklardan bir tanesi maalesef o söylediğim bürokratik şeyin devamı gereği bir baskı yapıyorlar Selçuk'a. Selçuk uçağın başında, uçak 18 bin fitte. Kriterlere göre uçağın bir saatte 18 bin fitte çıkması lazım. Uçak 55. dakikada 17 bin fitte. Daha hızlı çık diye oradan çok yoğun bir baskı geliyor. Selçuk bir ayarını değiştiriyor uçağın. Bir anda uçak sola girip çakılıyor. Kaza kırım geçiyor. O kaza kırım geçirince bizim ekibin morali çok büyük bozuluyor. Ama biz zaten iki uçakla gitmişiz. İkinci uçakla gösterime devam edebiliriz. Moraller ama çok bozuk bizim ekibin. Çünkü bir yandan gözlemci heyet var. Normalde yani düşün, hiçbir devlet desteği yok. Kendi kendinize bir uçak yapıyorsunuz. Ülke için yapıyorsunuz. Normalde o heyeti sizi motive etmesi lazım. Hiçbir şey yok. Motivasyon vermiyorlar. Bizim ekibin de uçak kazası motivasyon bozuk. Bana dediler ki sen de gel Sinop'a. Ben askerlikten izin alıp Sinop'a gittim. İzin verdiler. Bunun için gittiğinizi biliyorlar mıydı? Biliyorlardı. Ben askerdeydim. Jandarma komanda İzmir Yeni Foça Jandarma Komanda Alay Komutanlığından izin alıp Sinop'a gittim. Ama ben asker değilken Baykar'ın genel müdürüyüm. Kısa dönem askerlik yapıyorum. Çavuş olarak. Jandarma çavuşum. İzin alıp demolara gittim. Demoda beraber ekiple ikinci uçakla uçuş yaptık. Peki ilk uçak düşünce tamam siz artık gidin demediler mi? Öyle değil. Belli bir süre var. İki uçakla hak veriyorlar size. İki uçak hakkı veriyorlar. İki uçak var. Birincide yandınız. İki uçakla siz belli bir süreniz var. O sürede o kriterleri göstereceksiniz. Biz ikinci uçakla devam ettik. İşte bir uçuş yaptık. 3,5 saat 19 bin fite çıktık. Kriter 18 bin fit. Biz 19 bin fite çıktık. Sonra son gün cuma günü artık bizim işte 10 saat uçmamız gereken 18 bin fit. Son artık bütün kriterleri göstermemiz gereken gösteri uçuşu cuma günü. 3 Ekim cuma günü bu söylediğim. Ben 2 gün, 3 gün boyunca oradayım. Firmanın genel müdür vasfıyla oradayım. Çalışıyorum. Anlatıyoruz. Mesela sorular soruluyor. Cevap veriyoruz. Firmanın genel müdürüyüm yani olarak oradayım. Cuma günü
Son uçuş yapılıyor. Uçak havada öğlen 2'de kalktı. 2009 Ekim 3 bu söylediğim. Uçak havaya kalktı öğlen 2'de, uçuyor. Bütün her şeyi gösterdik. Gece 10 uçak geldi. Gece karanlığında geldi, otomatik indi. Heyet falan hep bir araya geldik. Tutanak tutulacak yani bu işin. Bir tutanağı tutulacak. Uçak ne yaptı yani? İşte otomatik kalktı. Şu irtifaya çıktı. Oradan o heyette gözlemci, o heyetin üyesi olmayan, dışarıdan gelen maalesef asker üniformalı ama asker kılık dediğimiz bir kişi dedi ki ben bu uçağın otomatik indiğine inanmıyorum dedi. Biz bir şey demedik. Sonra bir daha dedi ki bu uçak otomatik inmedi, tutanağa yazılmayacak dedi. Biz dedik ki ya uçağın içinde insan yok. Bu uçağı kullanan birisi de yok. Yani dedi ki tuşa bastınız dedi. Yani uçağı otomatik in diye tuşa basıyorsun, otomatik iniyor. Yok dedi, bu uçak şey yapılmayacak. O noktada ben bunları açıklamaya çalışırken bir anda çavuş diye seslendi bana bu söylediğim kişi. Yani Baykar Genel Müdürü değil. 3 gündür firmanın genel müdür vasfıyla orada bulurken beni öğrenmişler. Kısa dönem asker izin almış. Çavuş esas duruşa geç dedi bana. Aa! Tabii. Bu demolarda bakın düşünün. Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya mal olmuş, dünyanın en meşhur silahlı yasının ilk hikayesini anlatıyorum. Daha bunun gibi yüzlerce hikaye var. Bunu daha önce anlattınız mı? Bunu daha önce anlatmadım yok, da mahkeme yok. Tutanakları var. Şimdi devam edeyim. Bu çok enteresan bana dedi bir ki, hikaye sevgili izleyiciler. O asker kılıklı maalesef kişi esas duruşa geç çavuş dedi bana. Ben firmanın genel müdürü olarak ve sonrasında peşinden şerefsiz diye bağırdı bana. Bu bana böyle deyince ben de aynen cevabını verdim. Bunlar hemen beni tutuklatmak için Ankara'ya aradılar savcıyı. Savcıyı ya beni tutuklatmaya çalıştılar. Tutuklayacağız seni dediler yani. Ya düşünün, devlet hiçbir destek vermemiş. Kendi imkanlarınızla bir uçak yapıyorsunuz. Bütün varlığınızı yatırmışsınız. Gecenizi gündüze kalkmışsınız. Ekip müthiş heyecanlı. Bunu ülkenin askerine, devletin makamlarına sunmak için davet edeyim sunuyorsunuz. Karşılaştınız şeye bakın. Yani 2 gündür, 3 gündür orada genel müdür vasfıyla anlatıyorsunuz, sunumlar veriyorsunuz. Bir anda çavuş esas duruşa geç moduna geçiyorsunuz. Tabi olunca ortalık karıştı. Savcılığı aradılar beni tutuklatmak için. Allah'tan o dönemde Ankara'daki savcısı dedi ki herkesin şeyini alın. İfadesini alın. Herkesin ifadesini alın ve şey tutuklamayın. Rakip firma da o sırada orada mı bu arada? Şimdi onu anlatacağım. Şimdi bakın bunu bize yapan kişi bu olaydan, bu kişi heyette değil. Bu kişi buraya eklenmiş. Maalesef bazı biz onlara maşa kılıklı paşa derdik. Bizim aleyhimize çalıştı. Bunlar gazetelerde yazılıyor. Baktığın zaman yazarlar. Bu kişi bu olaydan 3 ay sonra askeriyeden istifa edip o rakip firmaya girdi. Bakın bu anlattım benim bizim yaşadıklarımda sadece bir tanesi. Şimdi biz o demoda başarılı olmuşuz ve o tutanağı yazmadılar otomatik. Düşünün gece bir uçak geliyor. Sonra ne oldu? Yani bir uçak geliyor gece vakti. İçinde insan yok. Kimse uçağı kullanmıyor. İniyor. Otomatik indiğini yazmıyorlar tutanağı. Yazılmadı yani yazılmadı o tutanağı. Sonra tabii bu olaylar olduktan sonra diğer firma işte Vestel dediğim firma şey yaptı. O bu kriterleri sağlayamadı. Biz o kriterleri sağladık. Ve bundan 3 ay sonra Ocak 2010 tarihinde Savunma Sanayi Başkanlığı İcra Kurulu toplandı. Taktik İHA programında normalde işi kazanan 24 adet uçak üretecekti. Tamam. Dediler ki 24 adet, siz 12 adet uçak üreteceksiniz. Bu projede kaybeden firmaya da biz yeni bir proje açıyoruz. Bir gecede yeni bir proje açıyoruz. Onlara da 6 tane katapulttan atılan paraşütle inen uçak siparişi veriyoruz. Benim rahmetli babam derdi. Katakulli diyemediler, katapult derdi. Katakulli diyemediler. Peki çünkü o dönem bir sizi gecede, destekleyen askerler var mıydı? Vardı tabii. Ama o bizi destekleyen askerler sahada savaşan askerlerdi. Onlar bizim değerimizi biliyordu. Bu oyunları çeviren insanlar değillerdi. Katakulli diyemediler. Bir gecede yeni bir proje açıp projede kaybeden firmaya verdiler. Daha da beterini söyleyeceğim size. Yani ihale şartnamesiyle oynandı. İhale şartnamesiyle oynandı. Tabii 24 ihaleyi 12'ye indirdiler. Normalde bir ihalede bir kazanan olur. Rekabete açık bir ihalede giriyorsunuz, bir kazanan olur. Ona iş verilir. Bize o iş verilmedi. Yarısı verildi. İhaleyi kaybedene bir iş verildi ve ondan sözleşme bizden bir yıl önce imzaladı. Biz 2,5 yıl bekledik sözleşme için. İhaleyi kaybedenle proje bizden bir yıl önce imzalandı.
Şimdi rekabet diyoruz ya, şu an rekabet, konuştuğumuz konu rekabet. Biz hem rekabet, full açık, şeffaf rekabet, hem de çok ince maalesef engelleme oyunlarıyla karşı karşıya. Hiç kimse yüz yüze gülerek seni engelliyorum demiyor. Ben bu işin peşindeyim, destekçisiyim diyerek bu işleri önünü tıkıyor. Yoksa konuştuğumuz gibi yani bunun gibi... Yani bugün Bayraktar TB... Başka enteresan bir şey söyleyeyim. Ben artık bir böyle dakika, başka, çok soru var ama... Çok yani böyle çok hikaye var anlatabileceğim ama... Bayraktar TB2. Dünya konuşuyor. Dünya konuşuyor. Kaç ülke? 27 ülkeye ihracat sözleşmesi imzalanmış. Kendini... 27 ülke bakın. Allah akıl fikir verdi. Seni davar çobanı tutan olmazdı. Davar çobanı. Oğlum, sen ancak çarşaf yani satmayı bilin. Git çarşafı mı? Memleket yönetmen... Şimdi %1, %0 oylarınızda onu göreceksiniz. AK Parti'yi bitireceksiniz. Bunu... Siz Sayın Kılıçdaroğlu'na payandam olacaksınız kendi başınıza. Tek soru tek ya. Nankör olmayın. Nankör mü olmayın? Biz bu ülkeye sağlık etsin. Seni bu hale getirelim. Hayır. Olur mu ya, ben Ali Babacan'ım ya. Nankör. Hayır. Konuşmalar çok nankör. Seni bu hale getirelim. Hayır. Hayır, ben açıkçası biraz daha uzanalım. Hayır, kimseye engellemiyor. Bak biz misafir geldik. Ben de misafir. Tamam, bir dakika. Saygı gösteriyorsun. Niye yapmamış bu adet ki? Şimdi gelmiş de yapacak.